Mehmet Hacet Bugünkü dersimizin konusu eğitim. Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Başkanı Profesör Yekta Saraç, iz bırakan başarılı işler yapıyor. Bir tanesini örnek vereyim. 2014 yılında Türkiye'de yüksek öğrenim sistemine dahil olan yabancı öğrenci sayısı 48 binken, bu sayı bugün itibariyle 172 bine ulaşmış. Bu müthiş bir ilerleme. Dün YÖK yerleşkesinde kendisiyle bir araya geldiğimizde Profesör Saraç, dünyada batı ülkeleri dahil böyle bir ivme yakalayabilen başka bir ülke yok dedi. Türkiye'nin imajının yerlerde süründüğü, insanların ülkeden kaçmak için yollar aradığını düşünenler ya da bu ülkede Türkler dışında başka kimsenin yaşamasını istemeyen ideolojik kafalar için bu kötü bir haber sayılabilir. Doğrusu Türkiye'nin dışarıdaki görüntüsü İngilizce, Almanca, Fransızca haber metinlerindeki artan tek seslilik nedeniyle zaman zaman endişe vermiyor değil. Ama darbe girişimi dahil büyük sıkıntıların yaşandığı dönemlerden geçen bir ülke için böyle bir verinin ne kadar kıymete değer olduğunu takdirlerinize sunmak isterim. 5 yıl içinde 48 binden 172 bine çıkan YÖK Başkanı'nın ifadesiyle uluslararası öğrenci sayısı, dünyanın dört bir tarafında Türkiye'ye olan ilginin tesahürü dışında başka neyle açıklanabilir ki? Bu öğrenciler hem eğitim görmeye geliyorlar hem de döviz getiriyorlar. Böyle bir tablonun yakalanmış olmasının arkasında YÖK'ün ciddi bir planlamayla hareket etmesinin, yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumların sessizce ama etkili bir şekilde bu sürece dahil olmasının da büyük payı olmalı. Eğitim, iş dünyası buluşması ve Türkiye'nin istihdam sorunu. Bunlar gerçekten güzel işler tabii ama bardağın boş taraflarını da göz ardı etmemek kaydıyla dün günün yarısını YÖK binasının konferans salonunda geçirdim. İş dünyasıyla akademiyi buluşturan bir panel nedeniyle. Salonun izleyici sıralarında çoğunluğu üniversite rektörlerinden oluşan akademi dünyası, konuşmacıların bulunduğu platformda ise TÜSİAD, TOP ve MÜSİAD başkanları vardı. Her yıl üniversiteyi bitiren yüz binlerce öğrenci hangi telaşı yaşar? Gidip iş dünyasında kendisine bir istihdam alanı bulma telaşını. Bunun için kaçınılmaz olan nedir? Eğitim camiasıyla iş dünyasının temsilcilerinin yakın bir iletişim halinde olmaları. Müsiyat Başkanı Abdurrahman Kağan bir rakam verdi. Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip olan Almanya'da üniversitede okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 900 binken bizde bu rakam 8 milyona yaklaşmış durumda. Daha önce bir görüşmemizde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şöyle bir rakam vermişti. Türkiye'de kimya bölümünde okuyan öğrenci sayısı Almanya'da aynı bölümde okuyan öğrenci sayısının 10 katını buluyor. Almanya'nın bir kimya devi olduğunu hatırlatmamız bu çarpıklığa çarpan etkisi yapabilir. İşin bu kısmını da atlamayalım. Üniversitelerin sayısı arttı. Bizim dönemimizde yani 90'ların başında her 100 kişiden 3'ü sınavları kazanıp lisans eğitimine hak kazanabiliyordu. Bugün hemen hemen isteyen herkesin okuyabileceği bir üniversite ordamı var. Kestirmeden bu kadar üniversite çok değil mi sorusuyla soruna neşter vurulabileceğini düşünebiliriz. Hayır, onu demek istemiyorum. Yüksek öğrenimin salt iş bulma ya da sadece okunan bölüme uygun şekilde iş bulma işlevi görmesi doğru olmayabilir. Ama Türkiye şartlarında çocuğum üniversiteyi bitirirse garanti iş bulur yerleşik anlayışının gelinen nokta itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini de kabul etmek gerekiyor. Ortada diğer başka faktörlerin yanı sıra akademi ile iş dünyası kesişmesini ideal bir şekilde sağlayamayan bir çarpıklık var. Bir tarafta bitirdiği okula uygun iş bulamadığı için işsizler ordusuna katılanlar, öbür yanda aradığı nitelikte çalışan bulamadığını söyleyen işverenler. Kesişmenin sağlıklı şekilde olması halinde bu durumun istihdam sorununu toptan çözemese bile ciddi katkı sağlayacağı ortada. YÖK Başkanı Saraç'a Türkiye'nin bu sorununu sordum. Meslek Yüksek Okulu'nda sözünü ettiğim bu kesişmeyi sağlamak için yapılan çalışmaların sonuçlarından söz etti. Son yıllarda ihtiyaç duyulan mesleklere dönük ders programlarının artırılmasıyla yüksek okullardaki kontenjanların lisans programlarına göre daha fazla dolmaya başladığını söyledi. Biz YÖK Başkanı'yla yukarıdaki odalardan birinde konuşurken Aşağıda tam da bu konu üzerine çalışmak üzere akademi ve iş dünyası temsilcileri kendi aralarında bir araya gelmişlerdi. Zaten panel sırasında konuşulanlar, üniversite rektörlerinin talep ve beklentileri, TÜSİAD, TOB, MÜSİAD başkanlarının verdikleri yanıtlar, herkesin bu anlamda bir farkındalık içinde olduğunu ortaya koyuyordu. Türkiye'de her yıl iş hayatına 1 milyon kişi katılıyor. Yeraltı kaynakları olmayan, hayatını alın teri, akıl teri akıtarak kazanma dışında bir seçeneği olmayan Türkiye gibi bir ülke için son derece önem arz eden bir konu bu. İstihdam dediğimiz alan başka faktörlerle de etkileşim halinde olan bir alan olsa da her şey önce eğitimle başlıyor. Mehmet Acet Yeni Şafak.